Son periyottan herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. NBA'de playoff'ların nabzını son periyotta tutmaya devam ediyoruz. Artık Golden State'in rakibini bekliyoruz. Diğer taraftan Milwaukee mi olacak, Toronto mu olacak? Yine bunun üzerine konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Yiğit Giray'la birlikte. Yiğit merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen bir genel görünümümüz, artık playoff'larda bu bizim rutinimiz oldu. O bir ekrana gelsin, ona bir bakalım. Bir taraf zaten felç oldu artık. Yani Golden State tarafı bekliyor hareketsiz bir şekilde. Orası kaldı. Yeni sezon açmak üzere. Evet, stabil haliyle kalmış durumda. Öbür taraf enteresan işler olmaya devam ediyor diyebiliriz aslına. Bakarsan ne kadar enteresan olduğu da tartışılır. Burada seninle konuşmuştuk. Ben Toronto'nun daha avantajlı hale geçtiğini söylemiştim ama dünkü karşılaşmada o kadar vasattı ki Milwaukee iyi bir başlangıç yaptıktan sonra sanki seri hala bitmemiş gibi geliyor bana. Çünkü her maç çok farklı bir performans görüyoruz bütün takımlardan. Sanki 6. maçta da bu sefer Milwaukee atağa geçen taraf olacakmış. İlla bir 7'ye gidecek gibi duruyor böyle bir. İlla ben 7 bilmiyorum ya. Şu anda Toronto inanılmaz rüzgarı yani arkasına almış durumda. Zaten tecrübe açısından Toronto'nun bir adım öne geçmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Yani mantığım Toronto, gönlüm Milwaukee diyor demiştim sana, farkındaysan. Herhalde o şekilde de sonlanacak gibi duruyor. Peki neler söyleyeceksin? Yani maçı Kawhi Leonard'la beraber tabii FanVliet performansı. Milwaukee'de bu galibiyet doğuda şampiyonluğu getirir mi? Golden State'in karşısına çıkarır mı? Raptors'ı uzun zamandır bekliyorlar bunu. Yani maçla ilgili konuşacak çok şey var aslında. Yani Kawhi Leonard'ın yine büyüyen performansı var. Antetokounmpo'nun, Middleton'ın... Hepsini konuşarak gidelim. Sen söyle mesela. Kawhi Leonard'la başlayalım. FanVliet'le tamam. Beraber ikisiyle. Toronto'dan giriş yapalım o zaman. Yani Kawhi Leonard Toronto'da bir playoff serüveni yaşayarak Toronto rekorlarını alt üst etmeyi başardı. Değil mi? Her şeyden önce. Toronto tarihinin John Snow'u olmak üzere şu anda. 30 sayı ve üzeri ortalama averaj sayı averajı yakalayan ilk oyuncu oldu galiba. Yani ya da bakıyorum, hatırlamıyorum ama ilk oyuncu da olmuş olabilir. Yanlışım varsa düzelsinler. Muazzam bir performans sergiliyor. Onu çok fazla yalnız bıraktılar seri boyunca. Bu yüzden de ilk maçı bu yüzden de kaybettiler. Son çeyrek isteğini Kawhi Leonard da veremedi artık ve çözüldüler. Ama bu sezon ekstra bir kazanımı var Toronto'nun. Deplasman maçlarının Kyle Lowry'si. Ekstra kazanım bak. Yani genel anlamda demiyorum. Genel anlamda yine kötü oynadığı maçlar var ama deplasman maçlarında ekstra bir kazanım haline gelmiş durumda Kyle Lowry. Son iki maçları da bir özgüven yüklemesi yapılmış durumda ona ve iyi de oynuyor. Dünkü maçta da iyi bir katkı verdi. Kawhi Leonard'a birinin destek çıkması gerekiyordu. Kyle Lowry o desteği vermeyi başardı. İlk maçın benzer senaryosu bu sefer gerçek olmadı. Kötü başladılar, galip bitirdiler. Ya öyle bir durum var. Aslında oraya da biraz değinmek lazım. Yani Milwaukee maçı öyle bir başladı ki herkes şey demiştir. Herhalde 30'a bağlayıp bitirecekler maçı. Ama ilk çeyrekte Toronto savunması diye bir şey yoktu. İkinci çeyrekte tekmeler, tokatlar başladı Toronto savunmasında. Özellikle ikinci periyottaydı sanırım ya. Bir 44'e mi bağlandılar. Bayağı 4-5 dakika boyunca kaldı orada skor. Yani Toronto, Milwaukee hiçbir şey yapamadı o süreçte. Birinci periyodu çok iyi geçirdiler. Birinci periyodun sonlarına doğru Toronto birazcık toparlandı. İkinci periyotla beraber savunması da yerine oturdu. Karşılıklı kaçan şutlar vesaire ama o farkı 14 sayılık, 15 sayılık farkı erittiler. İkinci yarıya da yine... Şimdi sana bir soru maçla ilgili. Antetokounmpo'nun iki tane üçlüğü var, 3'te 2 bu arada. Yani yapmaması gereken bir hareket ama iyi. Bir tanesi zaten artık kaldırıp atmak zorunda hissetti kendini maçın sonuna doğru. Middleton triple-double'ı nasıl kaçırdı? Dur, istatistikten kopya alacağım burada. Evet, sayıyla tabii. Yani buna niye baktım onu da bilmiyorum. Zor bir soru gelecek gibi hissettim. Yani Middleton'ın... Şaşırtmalı olabilir. Aynen, playoff'taki, yani sadece playoff değil, sezondaki... en kötü performanslarından bir tanesi ya, zaten. Hiç 10 yani... rebound, 10 asist yapıyorsun. Yapman gerekeni yapamıyorsun. 9'da 2 sahiçi isabetiyle korkunç bir performans. Ben bu arada Middleton'ı gerçekten 6 sayıyla bitirdiğini bilmiyordum. Yani çift hanelere çıkmıştır herhalde diye düşünüyordum şu anda. Ya triple double'ı kaçırma. Ya bundan daha bombası bence olamaz ya. Bak Green quadruple double'ı nasıl kaçırdı diye söylemiş. Geçen sene mi Draymond Green için söylemiştik. Sayı atamayarak kaçırmıştı.
Yani 10 blok, 10 asist, 10 rebound yaptığı bir karşılaşmada sayı atamayarak quadruple-double'ı kaçırmıştı. Ama bence Middleton'ın triple-double'ı kaçırması daha efsane. Yani Middleton'dan bahsediyor çünkü 6 sayıda kalarak bunu kaçırmış olması. Ya zaten triple-double yapsa maçı almış olacaklar. Maçı almış olacaklar yani şu yani 4 sayı onu kurtarmayacaktır ama yani Middleton'dan bekleyeceğin katkı kesinlikle bu olmaması. Yani bu değil tabii ki. Birilerinin katkı vermesi lazım ama Toronto savunması gerçekten seri boyunca bir adım öne çıkmış durumda. Bir tek ikinci maçta hiç ortalarda yoklardı. Darmadağın oldular. Onun dışında gerçekten enteresan bir seri olacak. 2-0 öne geçtikten sonra Milwaukee ne diyorduk? Bu seriyi başlamadan önce Toronto'nun tecrübe avantajı hep aklıma Denver geliyor demiştim baksana. Yani Portland'a eleniş şekilleri. Çünkü bu sahneleri hiç oynamadılar. Normalde elemeleri gerekiyor ama elendiler. Benzer bir senaryo Milwaukee için hep aklıma Denver geliyor. Aynı şekilde tecrübesizler. En önemli yıldızları bile tecrübesiz. En tecrübe diyeceğin adam aralarında George Hill'dir takım içerisinde. Ya yani, zaten George Hill'in bench'ten de tek katkı ondan geldi. 12 sayıyla evet, bench'ten en, katkı en yok. En tecrübe diyeceğin adam Mirotic'tir. George Hill'dir en tecrübe diyebileceğin adamlar. Bunun dışında Antetokounmpo'nun böyle bir yaşamışlığı yok. Ama öbür tarafta Toronto cephesinde Kawhi Leonard gibi finallerin MVP'si olmuş, şampiyon olmuş ve San Antonio gibi bir takımı taşımış bir adama sahipler. Onun dışında her sene playofflarda olan Kyle Lowry'e sahipler, Ibaka'ya sahipler, Marc Gasol'e sahipler. Batı'dan doğudan fark etmez. Yani böyle bir faktör karşısında avantajlı olan Toronto olduğundan bahsediyorduk ama tabii ki Antetokounmpo, Milwaukee'nin bu sezon yapmış olduğu tempoyu getirmiş olduğu çıta muazzam bir seviyeye ulaştırdılar. Buna cevap verecek bir rakip de bulamadılar şu ana kadar karşılarında. İlk defa Toronto savunmasıyla o da hücumuyla kesinlikle değil savunmasıyla Milwaukee'yi durdurmaya başaran bir takım çıktı şu ana kadar. Fanfilit için neler söyleyeceksin? Son iki maçtır resmen maçın kader adamı oluyor. Galiba bu hafta çocuğu olmuş Fanfilit'in. Bu artı motivasyon haline geldi galiba. Bir de şöyle bir şey var. Koç yani biz Nick Nurse'u çok eleştirdik. Şundan dolayı çok eleştirdik. 45 dakika Marc Gasol'u oynatıp Serge Ibaka'ya dönmedi. 50 küsur dakika mı, 40 küsur dakika mı? Kyle Lowry'nin de 2 uzatmanın olduğu maçtan bahsediyorsun. Evet, Kyle Lowry'nin de 6 faul alıp kenara geldikten sonra tuğla atan, taş atan, panya kıran Fanfilet'e maç sonuna kadar dayandı. 9'da 1 üçlükle oynamıştı galiba maçta. Ve kenardan Jeremy Lin'i almadı hiçbir şekilde. Ya buna kağıt üzerinde dünyanın neresine bakarsan bak, manyaklık dersin. Bu yapılmayan hamlelere. Yani iki uzatmaya gitmiş bir karşılaşmada Ibaka'ya hiç dönmemek ikinci yarı uzatmalar dahil. Gasol'ü 45 dakika pestiğini çıkartmak 34 yaşındaki adamın. Manyaklık dersin. Ama bir sonraki maç için belki de Fanfilet için muazzam bir özgüven oldu. İki maçtır toparlanmış durumda. Yani bu maçta çok ekstra katkı. Playoff'ların genelinde çok kötü atarken ki bu seride de çok kötü başlamışken son iki maçtır. Bu maçta da 9'da 7 üçlük attı. 21 sayısı vardı zaten. Hepsi 3 sayı çizgisinin gerisinden. Galibiyeti aldıktan sonra bütün taktikler doğru taktiklerdir diyebilecek hiçbir şey yok. Yapmış olduğu bütün enteresan işler demek ki Nick Nurse'un doğru. Yani söyleyecek bir şey yok. Tebrik etmek gerekiyor. Buradan sonra da eğer seriyi bitirebilir. Ha, burada seriyi bitiremezlerse Milwaukee Toronto'yu bitirir bence. Yani bu 6. maçta bitirir. 7. maç. 7. maça giderse? 7. maçta Milwaukee Toronto'yu bitirir. Yani hızlı başlarlar. Öyle de biter o maç. O serinin 7'ye gitmemesi gerekiyor Toronto açısından. Kolay bir maç olacağını. Onu sorayım o zaman. Ne olur 6. maç? Bilmiyorum. Yani Milwaukee'nin kolay teslim olacağını zannetmiyorum. Ama yıllardır bu anı bekleyen Toronto seyircisiyle beraber falan da yani Milwaukee'de çok uzun zamandır bekliyor Milwaukee ya. Milwaukee cephesinden dışarıda sokaklarda dev ekranlar kurulmuş maç izleyen falan kitle gördün mü? Var. Gördün var, mü? Var. Onu, yani Milwaukee'de çok... Bilmiyorum ben var mı yok mu bilmiyorum. Milwaukee'de ateşli. Kenarlarda gayet ateşli. Barlar falan var böyle. Evet. Oralarda organizasyonlar yapıyorlar. Toronto şehir olarak dışarıda sokakta adamlar yani. İki tarafta da var. Toronto'nun birazcık da ateşli olduğunu söyleyebilirim ama Bucks'ta da hiç yadırganacak durumda değiller şu anda. Yani onlar da şehir olarak gerçekten çok istiyorlar ama yani istemek sadece yetmiyor. Buralarda işte Middleton 6 sayıda kalınca işlerde birazcık... Şunu söylemek gerekiyor. Hani
2-1'e gelen maç hakikaten demek ki kader maçıymış. Berbat bir oyunla Toronto o maçı, 3. maçı kazanmayı başardı. 2 uzatma sonunda hala Milwaukee kazanamadı. Yani ya bütün bu şu anda seriden 4-0 olarak bahsediyor olabilirdik. Evet yani öyle bir kader ki bu, bak bu kadar net bir kader değişimine çok fazla yaşamıyoruz playofflarda. Ya bu sene hiç yaşamadık. Çok çok da fazla karşımıza gelmiyor. 3. maç 3-0'a girecek, belki girebilecek maç. 2-1'e geldi. Çok kötü bir oyunla geldi. Ama o kötü oyunu Toronto bir daha bize göstermedi. Yani çünkü biz 4. maçın ne dedik? Bu kadar, o kadar kötü ve şanslıydı ki Toronto. Milwaukee kazanır arkadaş 4. maç dedik. Ama o Toronto'yu bir daha görmedik. Göreceğimiz de meçhul geri kalanında. Yani bazen hayat çok büyük şanslar verir. Bu şansı hani en iyi şekilde kullanmak denir ya. En iyi şekilde kullanmak herhalde bundan daha güzel bir şekilde anlatılamaz Toronto için. Kesinlikle öyle. Tabii Norman Powell, Serge Ibaka ve Van Vliet'in bench'ten gelen sayıları 21 sayı, 6 sayı ve 8 sayı. Toplamda 30 sayının üzerinde. Milwaukee'de ise bench katkısı 15'te kaldı. Bu da maçın belirleyen noktalardan bir tanesi. Yiğit, burada bir ara verelim istersen ilk bölüme. Tamam. Dün gecenin en iyi 5 hareketiyle, Milwaukee-Toronto maçının en iyi 5 hareketiyle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız. Son periyotta ikinci bölüme başlıyoruz. Bu bölümde yılın en iyi ilk beşini, ikinci ve üçüncü beşini konuşacağız. Onlarla beraber tabii çaylak beşini ve savunma beşini de yine ele alacağız. İlk beşte başlayalım Yiğit. Okuyayım ben sana ilk beşte kimler var. Okumama tabii gerek kalmadı. Şu anda görüyorsun. Gördük zaten. Stephen Curry, James Harden, Paul George, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic. Ya bu sezon için olabilecek en ideal 5 olduğunu belki söyleyebiliriz. Kevin Durant ve Joel Embiid girebilirler mi bir yerlerine? Durant girebilir burada. Yani bu sezonu sürükleyen Curry miydi, Durant miydi diye Durant, bence de. Sorguladığın ama zaman. Durant'ı oraya alamıyorlar işte. Evet. Oraya bir guard lazım olduğu için. Durant'ı koysalar birazcık sırıtacak orada. Westbrook'u alacaksın ha. Ben bu halinden memnunum şu anda. Razıyım ben bu duruma. Westbrook'a birazdan geleceğiz. O da yine girmiş yani. Bir şekilde kıyısından köşesinden yere girmeyi başarmış bir beşe. Şey, 3'ün 5'ine değil mi? Tam olarak 3'ün 5'ine girmiş. 3'ün 5'ine. Yani tamam. Joel Embiid'i konuşabiliriz biraz. Nikola Jokic'in ben normal sezonda da çok iyi oynadı ama playoff'taki performansı biraz etkiledi sanki. Kafaları fark karıştırdı. Fark etmez. Jokic bence bu sezon NBA'in en iyi uzunuydu. Ben bu konuda kesinlikle hemfikirim. Hemfikirsin yani bu 5'te bir sıkıntı yok. İkinci 5'i sayayım o zaman sana. Kyrie Irving, Damian Lillard, Kawhi Leonard ve Durant'la beraber Joel Embiid. Biraz önce bahsettiğimiz zaten Durant... ilk 5'e giremeyenler direkt ikinci 5'e yerleştirilmiş durumda. Onunla da ilgili çok fazla bir sıkıntın olamaz zaten gene itibariyle. Bradley Beal 82 maç oynadı bu sezon. Onu belirtmek lazım. Ya Bradley Beal'ı alırsan nereye alırsın biliyor musun burada? Irving'in yerini alırsın. Kyrie Irving'in yerine. Irving'in yerine alırsın. Irving gerçekten hak etti mi bu 5'te olmayı? Yani bireysel performans belki ama... Ya ben Irving'in basketbol yeteneğine inanılmaz saygı duyuyorum. Yapmış olduklarına Cleveland'da inanılmaz saygı duyuyorum. Ama Boston'daki Irving'i ben bir süper yıldız olarak göremiyorum. Boston'ı izleyicilerin de ben öyle gördüğünü zannetmiyorum. Hani ne bileyim nasıl Van Persie Fenerbahçe'ye gitti. Ya, sıradan bir oyunculuktan bir adım bile uzağa gidemedi. Irving de bence Boston'da o olmadı. Şekilde. Ya. Olmadı. Bir olmadı. Yonca'da olmadı. Irving, yeşil formada olmadı maalesef. Boston'daki Irving bu 5'te olmayı da yer yer hak ettiğini söyleyebiliriz. Yani Bradley Beal'la eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama Irving'in yerine mesela Kemba Walker buraya ben olsam alırdım yani. İkinci beşi bence Kemba Walker Irving'den daha fazla hak etti. Tamam playoff yapamadılar, son anda kaçırdılar falan ya, ama. Biraz bireysel performansa da baktığımız zaman tabii takımın da ne yaptığına bakılıyor yani buralarda. Ya hem takımın ne yaptığına bakılıyor hem oyuncunun yıldız statüsüne aynı zamanda bakılıyor. İlla ki yani... başka etkileyen pek çok faktör var, pek çok değişken var bunu etkileyen ama ben ne olursa olsun Kemba Walker'ın yine Kyrie Irving'den daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. İkinci beşte yer almayı. Kemba Walker'ı alıp birinci beşe koymam ama bence Kyrie Irving'den daha fazla hak etti. Tabii Kawhi çok yani şu anda playoff
performansına bakarsak Cavaliers'ını direkt ilk 5'in süperstarı ilan etmemiz lazım ama tabii. Normal sezonu öyle oynamadı. Normal yani sezonda bir otur bir kalk bir otur bir kalk burada olduğuna bile dua etmeye 20 ve 25 maç falan kaçırdı herhalde. Evet. Minimum o kadar maçı oynamamışlığı olabilir Cavaliers Leonard'ın. Çok rutin, daha doğrusu çok kendini koruyarak, hiç riske atmayarak Toronto organizasyonuyla beraber öyle bir sezon geçirdi ama evet. Bunu neden geçirdiğini de playofflarda görüyoruz şu anda. Aynen. İstersen 3. 5'e de bir bakalım. Bakalım. Burada sevdiğin o insan. Russell. Russell Westbrook, Kemba Walker, LeBron'u almışlar buraya. Bunun üzerinde ben konuşabiliriz. Ben olsam LeBron'u bu sezon herhangi bir 5'e almazdım ya. Yani aynen, ben de. Bir olmadı bu sezon, bir geçiş dönemi oldu LeBron için. Ya LeBron da zaten şurada bulunmaktansa hiç bulunmamayı tercih ederdi, inan bana. Bu saatten sonra da LeBron yaşı da ilerliyor, acaba ne olacak? Ya yanına gerçekten çok güçlü adamlar alması lazım ki Lakers'ta son bir atılım daha yapma fırsatı yaratsın kendine. Yoksa onunla beraber olacak iş değil, tek başına olacak iş değil bu saatten sonra. Blake Griffin ve Rudy Gobert var onların yanında. Blake Griffin hak etti. Blake Griffin hatta bundan yani daha fazlasını hak etti. Yani üçüncülükten bahsediyorsun. Tabii ki Gobert de hak etti. Hı-hı. Artık Griffin de hak etti. Bence çok yamuk olmamış. Bir tek şeyden bahsedebiliriz. D'Angelo Russell nerede? Kaldırın Westbrook oradan. Orada yani. İşte sayı ortalamalarında aralarında birazcık fark var. Yani muhtemelen onları göz önüne aldılar ama tabii yaptıklarıyla beraber takıma olan katkısını falan ele aldığımızda D'Angelo Russell'ın bu sene Brooklyn'e vermiş olduğu katkı, Russell Westbrook'un Oklahoma'ya vermiş olduğu katkıdan katkı. Daha fazla. Daha fazla. Katkı. Fazla katkı oldu galiba. Evet. Geçelim o zaman çaylak beşine. Doncic, Trae Young, DeAndre Ayton, Jaren Jackson Jr. ve Marvin Bagley. Çaylak beşimizde bu şekilde. Burada enteresan bir nokta var. İstersen o noktayı da açıklayayım ben i̇lk sana. İlk 3'ü mü söyleyeceksin? İlk 3 sırada draft edilmiş olup da. İlk 5. İlk 5. İlk, hepsi 5 içinde draft edilen oyuncular. DeAndre Ayton 1. sırada şey draft edilmişti. Bunu söyleyeceksen en son hiç böyle bir şey oldu mu veya en son ne zaman oldu bunu da söylemen lazım. İşte o bilmiyorum. Yani bakmak istedim olmadı, ama. Olmadı. Olmadı mı biliyor musun? Yok ben de bilmiyorum. Ya olmuş olma ihtimali çok azdır ya. İnan bana bakmak aklıma geldi. Daha doğrusu araştırmak aklıma geldi ama bulunması çok kolay bir istatistik değil. Karşıma da çıkmadı açıkçası. Muhakkak NBA'in ya NBA stats işte belirli istatistik siteleri var. Twitter'dan vesaireden paylaşmışlardır ama benim karşıma çıkmadı. DeAndre Ayton 1. sıradan draft edilmişti 5'in içinde. Marvin Bagley 2. sıradan draft edilmişti yine 5'te. Doncic 3. sıradan draft edilmişti. Jaren Jackson Jr. 4. sıradan ve Trae Young 5. sıradan draft edilmişti. Hepsi 5'i oluşturuyorlar. Mo Bamba 6. sıradan draft edilmişti ama Mo Bamba zaten sakatlıklarla falan çok boğuştu. Ya bu çok görmeyiz normalde biliyorsunuz. Özellikle rookie'lerde, çaylaklarda çok büyük sürprizler çıkar. 15. sıradan, 20. sıradan draft edilenler inanılmaz performans sergileyebilir. İşte çok hayal kırıklıkları olabilir ki. DeAndre Ayton'u konuşmuştuk. 1. sıradan bir şey draft edildi ama. Aslına bakarsan bu sezon da çaylaklar arasından enteresan geçtiğini söyleyebiliriz. Yani 1 numaradan draft ettiğin adam 2 ve 3 numaradan draft edilenlerin yanına dahi yaklaşamadı. Doncic'in, Trae Young'un 3 ve 5'in yanına. Ve Doncic ile Trae Young'un performansları geri kalan çaylakların hepsini o kadar sıradanlaştırdı ki esameleri bile okunmadı. Yani inanılmaz gölgede bıraktı. Kavak ağacı gibi uzadılar yani onların yanına. Esameleri bile okunmadı. Yani Ayton da dahil buna. Kesinlikle. Ya bu yüzden de bakıldığında yani bu sezon NBA çaylaklar dediğin zaman iki adam dışında kimseyi hatırlamıyorsun. Doncic ve Trae Young. Hatırlayamazsın. Ki Ayton'un bulunduğu ortam da çok müsait. Phoenix aslında. Gerçi Devin Booker gibi orada topu sürekli elinde isteyen ve topu sürekli kullanan bir adam fark var ama. Fark etmez ya. Ayton'a her türlü Ayton'la oynadılar yani Ayton. Oynadılar. Ayton için işte çok da müsait bir ortam vardı. Çünkü Phoenix inanılmaz çok bir sezon geçirdi ve burada çok daha fazla göz önüne çıkabilirdi ama. Geçen programda yapmış olduğum o klişeyi tekrarlayacağım burada. Uzunlar geç olgunlaşır. Neden olduğunu bilmiyorum ama uzunlar geç olgunlaşır. Çocukluktan beri bize bu böyle öğretildi. Bu sene göreceğiz New Orleans'ta. Geç mi olgunlaşırlar? direkt filizi şey mi yaparlar? Meyveyi işte, verirler mi? Hadi. O zaman son başlığımız NBA en iyi savunma 5'i. Zaten geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Yılın savunmacısına 3 aday var. Yanis, Antetokounmpo, Paul George ve Rudy Gobert. Bunlar zaten 5'i oluşturuyor ki buraya almamak olmaz. Mantıklı hata olur eğer bunları almazsak. Tabii burada konuşulacak iki isim var.
Beşin diğer kalanını oluşturan Marcus Smart ve Eric Bledsoe. Vallahi Bledsoe'nun sahada yani aldığı süre içerisindeki istatistiklerine bakmak lazım. Çok merak ettim Bledsoe'yu. Dün ben öyle bir Bledsoe görmedim diyorsun çünkü sahada. Dün ben Bledsoe görmedim. Toronto karşısında. Yani hakikaten savunmadaki istatistiklerine bakmak lazım. Daha doğrusu rakibinin istatistiklerine bakmak lazım. Enteresan gerçekten. Yani mesela Gober, dün... Gober, Antetokounmpo, Paul George'a söyleyecek bir şey yok. Marcus Smart'a da söyleyecek bir şey olmayabilir. Bledsoe'yu ama bakmak lazım. Hakikaten bakmak lazım. Tabii merak tek maçta kesinlikle zaten bunlar normal sezon performansları. Tek maçta indirgemek tabii ki, ve tek maçtan bir çıkarım yapmak hiç doğru değil ama... Burada da şöyle bir ironi var. Şimdi Eric Bledsoe'yu burada görünce, sen de konuşunca dünkü maçın istatistiklerine bakayım diye. Sıfır top çalma, sıfır blok ki normal sıfır blok. Dört tane top kaybı, iki faul. İki faul de çok az bir şey yani sertlik anlamında. Ben sana biraz önce ne dedim? Ben dün Bledsoe'yu görmedim. Gerçekten görmedim, adamı görmedim yani. Marcus Smart için de söylersin. Marcus Smart, o da sakatlıktan Marcus çekti aslında. Her takımda olması gereken o agresifliği veren ısıran adamlardan bir tanesi. Oyunculardan bir tanesi. O yüzden Marcus Smart'ın enerjisini ben beğeniyorum, seviyorum. Ama hiçbir zaman lider olarak takım içerisinde, ikinci beşin içerisinde lider olarak görebileceğim bir adam değil. Boston'lar bu konuda yanılıyorlar biraz. Ben önümüzdeki sene için bu Smart'lı Bledsoe'nun yerine net olarak Derek White yazarım San Antonio'da. Eğer sezonun başından itibaren forma almış olsaydı, playofflarda göstermiş o yani çok geç forma şansı buldu ve ama bulduktan sonra yaptıkları hem savunmada hem özellikle savunmada Derek White muhtemelen önümüzdeki sene eğer bu seneki playofflardaki performansını gösterirse Marcus Smart'la Bledsoe'nun yerine büyük adaylardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Yiğit ağzına sağlık, eğer söyleyeceğin son bir söz yoksa bugünü de kapatacağız. Ha, Golden State'i düşünüyorum da daha ne kadar bekleyecekler acaba adamlar yani. Hakikaten bir finale çıkacaklar, çıkarttırmıyorlar. Ne yapıyorlardı şu anda? Ne yapsınlar yani. Zaten şut antrenmandan başka bir şey yaptıklarını düşünmüyorum ben. Yok yap yani. Yani özellikle. O yüzden... Şut antrenmanı PlayStation arasında mekik dokuyorlardır diyorsun. Ama PlayStation konusunda ben kesinlikle katılıyorum. Yani 2K'da oyuncu... falan oynarken böyle abidik gubidik geriye çekilerek, arkanı dönerek falan şutlar var ya. Evet. Curry onların aynısını deniyor ondan sonra gerçekten. Yani deniyor önce olabilir. Orada deniyor, ondan sonra maçta ben deniyor. Firmaya bununla ilgili fikir bile veriyor olabilir. Bir de şöyle yapın. Bak ben bunu da yapabiliyorum. Bir de beni böyle oyuna koymaya çalışın diye. Kendi antrenmanda çekip falan bakın böyle değişik bir hareket buldum. Bunu özel special hareketlerden bir tanesini ekleyebiliriz diye. Evet. Oluyordur. Kesinlikle oluyordur böyle muhabbetler. Yani ben olması için bir neden görmüyorum diyelim. Evet. Ve bugünlük noktayı koyalım o zaman. Ağzına sağlık tekrar. Son periyotun bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.